Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Maça Doğru'ya hoş geldiniz. Evet, cuma akşamları saat 22.30'da her zaman olduğu gibi bu akşamda Maça Doğru'yla tekrar sizlerle beraberiz. Sevgili Yiğit Özcan'la beraber bu akşam Maça Doğru programında sizlerle beraberiz. Bugün Hüseyin hocamız bizimle beraber değil. Hüseyin hoca bildiğiniz gibi aynı zamanda teknik direktör, takım da çalıştırıyor. Ve sezonu kapattıkları için tatile erken çıktı sevgili Hüseyin hocamız. Bugün bizimle beraber değil. Sevgili Yiğit hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk sevgili Hüseyin. Sezon finalinde hocamız bizi yalnız bıraktı. Burada önce Hüseyin hocama selamlarımızı gönderelim. Sonra sözü sana verelim. Evet, ben de tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Hüseyin Güreşler Hoca gerçekten ilimizin kaliteli ve istikrarlı hocası. O da bu sezon sağ olsun spor programımızda bize çok ciddi katkılar sundu. Aynı zamanda da yani basın sektörüne de attık onu bahaneyle. Deplasmanlara falan birlikte gittik. Bir taraftan da kendi çalıştırdığı Yeniköy'de bir takım var biliyorsun. Ona teşekkür ediyoruz. Tabii sezonun finalinde beraber olmak istedik ama o da tatil hak etti. İnşallah diğer 3. devrede İnşallah yine önümüzdeki sezon tekrar maça doğru da 3. devrede alacağız. Çünkü gerçekten hocamın yorumları, futbolu okuması, tahminleri hemen hemen %90'ı çıktı. Bir de şöyle, ben her zaman şöyle söylüyorum. Hocalarımızın yeri yeşil sahalar. Biz inşallah önümüzdeki sezon yine onu güzel yerlerde görmek isteriz. Yoksa tabii ki yani spor programımızın kapısı her zaman kendisi. Ama biz dediğim gibi öncelik inşallah hocalarımız, İzmit'te yaşayan hocalarımızın takım her sezon bir takım başında olması. Evet. Birinci önceliğimiz o. Ama dediğin gibi burası her zaman olmazsa değerli bilgilerinden faydalanıyoruz. Evet. Her zaman açık. İnşallah sezon önümüzdeki sezonda tekrar duruma göre bakıp hocamın durumuna göre bakarak tekrar bir değerlendirme yapacağız. İnşallah tekrar bizimle beraber olur diyelim. İnşallah. Evet sevgili seyirciler, bu akşam Maça Doğru sezon finali. Aslında daha erken bitirecektik ama bildiğiniz gibi pazar günü kongre var. Kocaelispor için önemli bir olağanüstü genel kurulu var. Çok isimler konuşuldu. Çok aday ismin geçti ama şu an gözüken mevcut başkan Sayın Recep Durulu kongrede tek adayla gideceği şu an öyle gözüküyor. Herhalde yarın da aday çıkmaz diye tahmin ediyoruz. Bugün de kongreyi konuşacağız. Başkan Recep Durul'un hafta içinde yaptığı bir basın toplantısı vardı. Kocaeli basınıyla bir araya geldi. Orada konuşulanları değerlendireceğiz. Gölcükspor'un çarşamba günü bir olağanüstü genel kurulu vardı. Kadir Özdemir tek listeyle gitti ve Gölcükspor'un yeni kulüp başkanı Kadir Özdemir oldu. Listede de tanıdık isimler, yani daha tanıdık derken babadan oğula yani Gölcük'ün, evet, Gölcükspor'ların daha önce babaları, dedeleri kulüpte yöneticilik yapan genç bir yönetim kurulu listesi oluştu. İnşallah bu genç kardeşlerimiz Gölcükspor'u önümüzdeki sezon 3. lige çıkarttılar. Çarşamba günüydü galiba. Evet, aynı. Derince Birlikspor'un şampiyonluk gecesi. Böyle çarşambaydı, doğru. Çarşamba akşamıydı. Çarşamba. Güzel bir etkinlikti. Onu da konuşacağız ama sevgili istersen başkanın basın toplantısıyla başlayalım. Evet. Basın toplantısıyla ilgili neler söyleyeceksin? Çok yoğun bir katılım oldu. Başkanın yaklaşık 40 dakika bir konuşması kesintisiz oldu. Kesintisiz değerlendirme yaptı. Evet. Önce senden alalım. Tabii basın toplantısıyla ilgili biraz eleştirilerimiz olacak. Çünkü gerçekten sorma zamanımız olmadı. Evet. Yani bir anda kesildi. Onu konuşacağız ama önce seninle başlayalım. Basın toplantısında. Evet. Hem toplantının yapılması ve başkanın o toplantıda yaptığı açıklamalarla ilgili. Evet, yani seninle birlikteydik. Bu kadar katılım olacağını tahmin ediyor muyduk? Ben ediyordum. Çünkü toplantı öncesi hemen hemen
Yani sadece spor basını değil, tüm gazetelere, internet sitelerine de, özellikle TSD grubuna da atıldığı için zaten ben bu kalabalıkları bekliyordum. Yaklaşık yani 40 kişi diyorlardı ama 80 kişi falan vardı herhalde. Belki de 100'e yakın bir rakam vardı. Senin ifade ettiğin gibi yaklaşık 45 dakika kesintisiz geçmiş sezonu, 2 aylık süreci değerlendirdi. Yönetimin işte yapmış olduğu artılar, eksiler, şampiyonun nasıl kaçtığı. Aslında bunu hem bizim televizyon programımızda 3. devrede hem de dolaştığı gazetelerde ifade etmişti. Aslında bilinen şeylerdi. Onun dışında hani şöyle bir şey bekleyebilirdik. Yönetim, yeni yönetimden isimleri görebilirdik. Zaten ben ilk soruyu sorduk ama cevabını alamadık biliyorsun orada. İlk sorduğumuz soru şuydu. Bence herkesin en çok merak ettiği tahmini bütçe yeni sezondaki. Yeni yönetimden ve eski yönetimden kaç kişi olacak? Artı iç ve dış transferler. Bence en çok merak edilen sorular bunlardı. Ama onlara cevap vermedi. Saygıyla karşılıyoruz. Daha sonra da bir anda yani sohbet ortamına döndü. Gürültü çok fazlaydı. Bir de işin enteresan tarafı şu, yani organizasyon olarak orada herkes bir yetkili gibiydi. Yani alakalı alakasız herkesi gördük bir şekilde. Hatta ben bizim herkes çocuklar... Herkes kendine bir rol biçmeye çalışıyor. Evet, yani. Hatta ben sevgili Asım'la Faruk'u gördüm. Kulüpteki bizim sosyal medya. Hani niçin siz aktif değilsiniz? Onlar da şunu söylediler. Seçim dönemi olduğu için. Hani başkan adayı olduğu için. Başkan adayı olduğu için o şekilde. Çünkü Kocaelispor olarak bayrak veya işte filama hiçbir şey yoktu. Sadece bir atkı konulmuştu. Açıkçası çok net cevaplar alamadık. Yani 40, ne kadar sürdü? 45 dakika konuştu. Bir 45, bir buçuk saat. Bence saat çok yanlış bir saat. Bizim gazete için evet. Yani en çok yoğun olduğu, sayfaları hazırladığı, telaşı olduğu, en yoğun olduğu bir saatte. O bence sanki 5'te, akşam 5'ten sonra olsaydı. Evet, onu ayarlamak lazım. Yani ya sabah 10 olması lazım ya da akşam 17, 5 olsun ki daha böyle rahat şey olsun. Çünkü öbür türlü trafik çok yoğun oluyor. Ya bir de artık bence bu tip toplantıların, bilmiyorum, hani gelenek haline geldi. Kahvaltılı basın toplantısı veya işte yemekli basın toplantısı, bence artık yavaş yavaş bunu kaldırmak lazım. Çünkü öbür türlü çatal kaşık sesi. Yani şey amacına ulaşamıyor. Yani. Bir de şimdi ya tabii ki bütün meslektaşlarımıza saygı duyuyoruz ama ya belki kendi spor basınımızın içerisinde biz, çünkü bu geminin yolcusuyuz. Savaşın birinci gününden son gününe kadar içindeyiz. Yani 365 gün içindeyiz. Orada biz bir beyin fırtınası olabilir. Yani başka bir şeyler olabilir. Yani öbür türlü çok fazla bir şey çıkıyor. Tabii ki başkan için yani gövde gösterisi açısından, yani baktığın zaman belki de Kocaeli'ndeki en kalabalık toplantı baktığın zaman. Bakalım. Yani çok fazla bir ipucu alamadık. Ama bir şey de kalmadı zaten. Şurada 2 gün sonra zaten kongre var. Oradaki başlıklar üzerinden gidelim. Hani peki oraya istersen geçmeden. Tamam. Orada sadece yeni yönetimde Sayın Fazile Fazile Hanım, evet. Vardı. Hayırlı olsun kendisine. Hayırlı olsun. Fazile Hanım'a buradan Kocaelispor yeni yönetimde yer alacak. Başarılar dileriz. Çok başarılı olacağına inandığım bir hocamız. Çok güveniyoruz bu konuda. Gerçekten Recep Başkan'a çok büyük bir destek vereceğine inanıyoruz. Orada ipucunu nasıl verdi? İşte söyledi. 13 yeni, 7 eski yöneticinin olacağını söyledi. Orada tabii Fazile Hanım'ı biz de kutluyoruz. Bizim televizyonumuzda da çok değerli programlar yapıyor kendisi. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim tüzükte o yine tartışma konusu oldu, evet, yerel, evet, basında. Normal işte üye olmayan yönetim kuruluna giremiyor şeklinde. Ya bence genel kurulda onay alındıktan sonra üyelerden bir şekilde olur. Çünkü bunu Bahri Yavuz ve Rahmet Hüseyin Üzülmez dönemlerinde
yaşadık ve sonra tekrardan kendimizi yorarak yine kongre salonuna gittik. Yani bu insanların buna vakti de yok. Bu da bir zaman kaybı. Bence pazar günkü genel kurulda iki tane önemli bir tüzük değişikliği olması lazım. Birincisi işte hani üye olmayan kişilerin yönetime girebilir, oy birliğiyle girmesi. Bir de Recep Başkan'ın savunduğu bir şey var. Onu geçirip yani dilekçe verecekler mi? Verecek diye duydum ben. Normalde bizim yeni üyeler bir olağan kongreyi geçirmeden oy kullanma hakkı bulunmuyor. Bence o doğru bir şey ama. Orada da 3 yıl var. Yani bence doğru bir şey. Çünkü orada bir set kurduk. Daha önce evet daha kötü önce örnekleri vardı. Yaşadık. Evet. Son günde toplu aday üyeler yapıldı. Kongreler öyle kazanıldı. Yani işte o anki mevcut başkanlar, yöneticiler, kendi akrabalarını, kendi ailesindeki insanları bir gecede üye yapıp sabah oy kullandırıyor. Adam Kocaelispor'un yani, rengini bilmiyor. Hayatında maça gelmemiş, stadın yolunu bilmiyor. Yani gelip Kocaelispor'a akşam üye oluyor, sabah genel kurulda oy kullanıyor. Bence o doğru. Bu kalması, evet, kalması lazım. Lazım. Tamam, şey olabilir. Yani yönetim kuruluna giren kişinin girebilmeli ama oy kullanma hakkı bence bir görelim bir üçleri değil mi? Evet. Yani in midir, cin midir, amacı ne, iyi niyet mi, art niyet mi? Evet. Zaten şimdi yaklaşık 3000 üyemiz var. Bu 3000 üyenin işte 1529 üyenin oy kullanma hakkı var aidatlarını ödeyen. Yani dediğin gibi eskiden aidat ödemeyenler de bir şekilde siliniyordu. O da bence yanlıştı. Ya bunun içinde çok değerli eski başkan veya yöneticiler, bu kulübe hizmet etmiş insanlar var. Çünkü biz hesaplarımızdaki sıkıntılardan dolayı maalesef ya elden kulübe gideceksin. Eskiden ama şu da vardı. Bu sene de yapacaklar mı bilmiyorum onu. Veya geçen kongrede yaptılar mı? Sevgili Sinan Şentürk veya işte muhasebede kim görevliyse orada aidat borcunu alıyor gene, öyle biliyorum ama. Ya isyan yani zaten o rakamı da yükselttik. Hani 60'tan 250 TL'ye yükselttik. Ya 200 TL bugün bir yemek parası değil. Yani değil bile ne. Şunu söyleyeyim. Ben aslında orada bir adım daha ileri gideyim sevgili Selim. Ben yine işin şu tarafındayım. Üyelik, kulüp üyeliğiyle kongre delege şeyini de değiştirmemiz lazım bence. Eğer biz madem Kocaelispor olarak şimdi biz 20 yıl Süper Lig'de oynadık diyoruz. İşte 92 ile 2002 yılı arasına Kocaelispor'a 6 Avrupa Kupası, 2 Türkiye Kupası, 6 kez Avrupa Kupası'na gitmişiz. Süper Lig'de şampiyonluğu oynamışız. 2 kere Türkiye Kupası'nı müzemize getirmişiz. Depremi yaşamışız. Neler görmüşüz. Artık İstanbul saltanatı yıkmak için uğraşırken bir anda 2002-2003'te küme düştük. Ondan sonra hatırla 2008'de evet, çıktık. Son 20 yılda bir sezon oynamışız. Eğer madem biz bu İstanbul takımlarına kafa tutacağız, daha güçlü ekonomiye sahip olmak istiyorsak biz iş adamlarını çekmemiz lazım. Şimdi ben 25 yıldır 30 yıldır kulübe üyeyim. Bana atıyorum ki 3 yıldan sonra bana şunu teklif edebilir kulüp. Yiğit Özcan, seni kongre üyeliğine alıyoruz. Yıllık aidatın 5000 evet, veya atıyorum 10.000. Yok ben üye olarak kalmak istiyorum. Hayatımdan mutluyum diye diyebilirsin. Ama öbür türlü de iş adamları. Ya bunu daha sonra da yine hayata geçiremedik. Hatırlarsan İbrahim Saral döneminde bir ara düşündük ama olmadı. Bu kurumsal üyelik. Evet, o bence Kocaelispor'un tek kurtuluşu. Kocaelispor'un anayasası diyorum ya, benim en çok kullandığım kelimelerden biri. Küçük, orta ve büyük ölçekli kurumları bu kulübe üye yaparsınız. Herkes çapı oranında bu takıma katkısını verir. Hep işte gelen tüm başkanlar diyor ya, şimdi geçen sezon Kocaelispor tarihinin en iyi sponsorluk anlaşmaları yapıldı. Ama yeni sezonda şimdi gitmek için yüzümüz olması lazım. Ama bu işi uzun vadeli yaparsanız ve bu arkadaşlarımızı, bu kurumları da onure ederseniz, ama kombine kart, ama loca şeklinde, o zaman işte aidiyet duygusu da bir şekilde yükselir. Şimdi yani Yıldız Entegre yani geçen sene gerçekten tarihi bir ciddi destek verdi. İnşallah bu sene de olacak. İşte stadın ismi o şekilde. Yani bunları çoğaltmamız lazım. Öbür türlü kendi kendimize kavga ederiz. Zaten sosyal medya diye bir mecra çıktı. Herkes senin dediğin gibi atıyor, sallıyor. İşte şöyle işte hesap verin. Şunu yapın, bunu yapın. Ama ortaya hiç kimse çıkmıyor.
Devamlı sorular var, devamlı eleştiriler var. Bakalım cumartesi, pazar günkü kongrede mali kongreyi de içine koyduk. Normalde işte iki gün hala yapıyorduk. Baktı ki mali kongrede kavga, kaos var, onu da beceremeyince. Şimdi 11'de dedik, eğer mali kongre, şimdi 11 ile 3 arası söyleniyor. Ben iddia ediyorum mali kongre 2 saat falan orada bir gürültü olacak büyük ihtimal. Yani başkanlık seçimi uzayabilir yani, onu söyleyeyim yani. 3'te bitmez yani. Yok bence çok kısa mı olur? Yani tek aday olduğu için evet, mali kongre daha uzun. Uzun olur yani tabii. Ama öbür liste açık oylama yapılacağı için. Açık oylama zarfı olmaz mı diyorsun? Hayır, tek liste olduğu için açık oylamayla yapılır. O liste şey kapalı. O zaman olur. Kaybı olur değil mi öbür evet, türlü? Evet. Şimdi tabii şeyden sonra ara başlıkları konuşalım. Beni arayan çok yönetici oldu. Yani Recep Başkan daha önce beraber çalıştı. Hem Engin Başkan'ı hem yöneticileri çok eleştiren açıklamalar yaptı hafta boyunca. Evet. Ha, sanki kendisi o yönetimin içinde yokmuş gibi açıklamalar yaptı. Elbette bir yönetim kurulunun bir başkan kadar yetkisi olmaz. Ama bir başkan vekilinin, bir as başkan, bir mali as başkanın eleştiriler yaparken de aynı zamanda o yönetimde olduğunu da unutmaması lazım. Evet. Mesela transferlerle ilgili onunla başlayalım. Sen bu tür eski yönetimi eleştirmesinin karşı ne diyorsun? Sence bu kadar eleştirilmesi gerekir miydi? Yoksa beraber görev yaptığı arkadaşlarını çok fazla eleştirmeden yoluna mı devam etmesi lazım? Yani geçen sezon bence sevabıyla günahıyla tüm yönetim kuruluna yazar. Yani burada bir ayrım yapmamak lazım. Nasıl ki küme düştüğümüzde işte X futbolcu düşürmedi, işte şu hoca düşürmedi. Biz cami olarak küme düştük. Bunda hepimiz ne kadar çabalasak da. Yani en çok da zorlarına giden açıklama yöneticilerin telefonla her yöneticinin transfer yaptığı diye açıkladı. Evet. Hem burada söylediği, hem daha önce gittiği gazetelerde, hem de basın toplantısında söylediği. O onu dile getirdi, onu sıra vurguladı. Onu söylediği için eski yöneticilerin çok zoruna gittiğini söylüyor ve o tür transfer yapılmadığını. Eski derken şu an mevcut yönetici. Tabii şu anki yönetici. O tür transfer yapılmadığını, transferlerin belli transfer komitesi yaptığını ve bunun içinde Ertuğrul Sağlam'ın onayı olmayan hiçbir transferin de yapılmadığını söylüyorlar. Ve yani gene bir şey var o zaman. Kim yani, doğru söylüyor, evet. Kim yanlış söylüyor? Elbette. Bir de şu çok konuşuldu. Ondan sonra transferde tek yetkili Ertuğrul Sağlam. Sen bunu doğru buluyor musun? Bu konuda neler düşünüyorsun? O zaman en sonundan başlayayım, sonra yönetime geçeyim. Şimdi kendisi de ifade etti. Baş mühendis Ertuğrul Sağlam dedi. Yani bir kere teknik adam Ertuğrul Sağlam'a müthiş saygı duyuyorum ben. Ama bütün transferleri de sadece teknik adama o yetkiyi vermek bence yanlış. Sonuçta bence kulübün de bir futbol aklı olması gerekiyor. Evet. Yani yine geçmişten örnek verirsek Kocaelispor'un Süper Lig'de o başarılı olmasındaki sebep şuydu. Bir iskelet kadron var. Eğer 3-4 tecrübeli oyuncu gidiyorsa transferden dolayı, atıyorum işte Kocaelispor'da Saffet Sancaklı gitti ama onun yerine işte Moşe alındı, işte Faruk Yiğit gitti, başka oyuncular işte Zekiler, Turan'dan, hani o dengeyi yönetim sağladı. Giden yeri hep doldu. Yani o dengeyi yönetim sağladı. Şimdi yönetim o dengeyi sağlamak zorunda. Allah korusun işler kötü gittiğinde Ertuğrul hocamız da tabii, ben sezon sonuna kadar sabretmemiz lazım. Yani sonuna kadar devam etmek gerekiyor. Çünkü bunu gördük bu sezon başından geldi. İstikrar önemli. İstikrar önemli. Burada yönetimin transfer komitesi önemli. Kulüp antrenörü olması gerekir bence. Ve öbür türlü şöyle bir şey var. Yani yöneticilerin hareketiyle, menajerlerin tavsiyesiyle bu kulüp zaten bayağı bir zarara uğradı. Ama şimdi şöyle söyleniyor. Bu transferler geçen sezon Ertuğrul Hoca'nın onayı olmadan gerçekleşmedi diyorlar. Şimdi kim doğruyu söylüyor, kim yanlış söylüyor? Burada bir çelişki var.
İnşallah yeni sezonda bu karmaşıklık olmaz diye düşünüyorum ben. Peki yani Recep Başkan şunu biliyordur herhalde. Yani geçen sezon 21 transfer yapmışız. Evet. 21 transfer yapmışız. Bu transferlere hangisi Ertuğrul Sağlam'ın transferi, hangisi yönetimin transferi, hangisinin menajerlerin getirdiği transfer olduğunu herhalde araştırmıştır, biliyordur. Şimdi biz baktığımızda bu konuda Ertuğrul Sağlam sınıfta kalıyor. Yani yaptığı transferlerde çünkü baktığımızda hiçbirisinde verim alamamışız. Kualko almış, verim alamamış. Onur Atasay'a getirmiş. Atabey Çiçeği getirmiş. Yusuf Emre Göltekin'i getirmiş. Onlar zaten devre arası gittiler. Ama Ertuğrul Hoca sezon başında çok istediği isimde. Burak'ı getirmiş. Yusuf Devre Akdoğan'ı arasında getirmiş. Gürcülerin transferi değil mi şimdi, Ertuğrul Hoca? Bugün konuştuğum çok yani o dönem transferlerle çok iç içe olan Ertuğrul Sağlam'a çok yakın olan şunu söylüyor. Bizim bütün ısrarlarımıza rağmen Ramil ve bu Gürcüleri almayalım dediğimizde halde Ertuğrul Sağlam'ın verdiği cevap ben Ramil'i istiyorum. Ramil tankeden daha faydalı olacak. Ve bunu bana alın yeter. Onun yanında bu Gürcüleri de Ertuğrul Sağlam istemiş. Ama bu Gürcüler herhalde bence piyangodan çıkmıştır ya. Israrlı bunları istemesi. Herhalde Ertuğrul Sağlam orada işte çok ısrar edildi ya. Yani evet. İşte 8 numara yok, 8 numara yok. Yani şimdi yönetimin şu anki yönetimin içinde bana söylenen bu. Ha böyle değilse de Ertuğrul Sağlam açıklama yapabilir. Ya da Recep Durur der ki hayır kardeşim bu yöneticiye böyle söylüyor ama ben... Zaten şöyle bence yönetimde bu kadar değişim olmasındaki en büyük sebeplerden biri de teknik adam Ertuğrul Sağlam'ın geri dönmesi. Yani, evet, yani o çok büyük bir... Yani biliyorsun hani gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi huyu vardır. Bence bu kadar değişimin sebebi teknik... Atıyorum X bir hocayla olsaydı belki... Yönetimde bu şekilde olmazdı. Çünkü nereden baksan 4 yıldır 5 yıldır görev yapan en az 5-6 kişi devam ederdi diye tahmin ediyorum. İşte 7 dedi onu. Yani. Hayır. Ertuğrul Sağlam gelmeseydi bu 7'ye artı yani o 7 değil de 12-13 evet. Da olabilirdi. Orada şimdi 13 yöneticinin de eğer hangisi üye ben onu da merak ettim şimdi. Eğer üyelerse bildiğimiz isimler mi acaba? Çünkü orada da şöyle bir şey var. Yaşar Can listede olacaktı. Dışarıdan destek vermeye karar vermiş. Sonra bir oluşum vardı galiba. O da bugün açıklama yapmış. Recep Durul'un yanındayız diye. Bakalım yani nasıl bir yönetim bekliyor. Şunu da söyleyeyim. Yani şu an inan o liste savaşı var. Yani ben bugün yine çok kulübün çok içinde olan liste bir, savaşı derken yani işte herkes benim adamım girsin, şu girsin, Allah şu girmesin. İnanılmaz bir karmaşıklık var. Spor dünyasından mı, siyaset dünyasından mı? Yani hem Körfez tarafında, çoğu Körfez tarafı çok diyorlar. Bence Körfez ağırlıklı olacak. Evet, yani şu an öyle bir şey var. İzmit kanadı, işte İzmitliler çok olsun diyor. Körfezlikler şu an senin dediğin gibi daha fazla gözüküyor. Yani büyük ihtimalle liste hala kesin Recep değil. Recep Durul'un yakın büyük, çevresi olacak. Bu akşam büyük ihtimalle liste kesinleşir. Başkan da söz vermişti. Cumartesi günü açıklayacağım diye. Yarın taraftarlarla buluşuyor galiba değil yarın mi? Evet. Odunu Meydan taraftarlar derneğinin kahvaltısı var saat 12'de. Derneğin biliyorsun lokali Mimar Sinan üst geçidinde güzel bir mekan var orada. Taraftarlarla buluşacak. Bakalım hani yönetim tabii burada bence ayak bastı parasının da alınması lazım. Hani artık dedik ya Kocaelispor'da yöneticilik yapmak gerçekten bu şehirde çok önemli bir kimlik, önemli bir değer. Ve bir şekilde insanlar sizi tanıyorlar. Yani iş dünyası, spor dünyası, siyaset dünyası. Birçok yönetici arkadaşımız da Kocaelispor'u bir şekilde basamak olarak kullanıp çok iyi yerlere geldiklerini hepimiz de biliyoruz. Ama ayrılanlar da stadın yolunu unutuyorlar. Bana Kocaelispor'u sormayın diyorlar. Evet. Bu şekilde de var. Bakalım nasıl bir yönetim olacak? Açıkçası merak konusu. Bir de bu olağanüstü bir kongre biliyorsun. Evet. Yani normalde geçen sezon yapılmıştı. 3 yıllık. Bakalım hayırlısı diyelim.
Evet, bir nokta koyalım istersen sevgili Yiğit. Bir reklam arasına gideceğiz. Kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra Kocaelispor'u kongresini konuşmaya devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, maça doğru devam ediyor. Kocaelispor kongresini konuşuyoruz. Recep Başkan'ın basın toplantısını konuşuyoruz. Sevgili toplantıda herhalde şunu da anladık ki bütün yabancılarla yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Amaral dahil. Yani şöyle bir şey, o zaman Sil Baştan şarkısını yeniden dinleyeceğiz. Çünkü lig atlayamadıktan sonra iskelet kadronu da koruyamıyorsun. Eğer ilk iki oynayacaksa ya bunun bir kere kararını vereceğiz. Yani ilk iki oynamak ne kadar zor olduğunu gördük. Nefesimiz yetecek mi? Evet. Ekonomik gücümüz, tribün desteğimiz, teknik ekip futbolcunun performansı. Eğer ilk ikiyi oynamayacaksak, yani ben çok iyi hatırlıyorum. Hep çünkü geçmiş yıllardan o örnekleri veriyoruz. Ben sevgili Mustafa Denizli'nin İzmit'e geldiği dönemi hatırla. İzmit'te hayat durmuş, omuzlarda kaldırdık ve Mustafa Denizli ilk sezon takım neredeyse ortalarda küme düşmüş. Evet. Yani farklı mağlubiyetler olmuştu. Bu iş çünkü istikrar ve sabır işi. Şimdi baktığın zaman zaten yani yabancı oyuncularımıza katkı veren Kandiyas'ı en çok eleştirdik ama şu an Türkiye 1. Liginde bak Türkiye 1. Liginde en fazla oynayan futbolcu. İkinci oyuncu. Boluspor'lu kaleci Çağlar'dan sonra. Yani tamam eleştiriyoruz da en iyimiz o demek ki. Tabii. Giden Tanki'yi saymıyorum. Tanki zaten büyük ihtimal kalsaydı gol kurulurdu ve Kocaelispor bence ilk ikinin içinde olurdu. Baktığın zaman devre arasındaki o Gürcü oyuncular bence hayatlarında böyle bir ortamı, böyle kolay para kazanmayı hiçbir yerde görmemişlerdir. Kocaelispor maalesef bunu yapıyor. Küme düştüğümüz sene de 2002-2003'te de devre arası yine 4 tane Gürcü almıştık. Demek ki bizim bu Gürcü futbolcu sevdamız yine şey oldu. Evet. Şimdi o oyunculara tek tek baktığımızda Gürcüler zaten gitti. Kouakou yani antrenmanda sözleşmesi devam ediyor. Devam gönderemiyorsun. Ediyor. Gönderemiyorsun. Bir şekilde nasıl göndereceğiz? Yazık günah. Paralarımıza yazık. Vukovic devam ediyor. Vukovic devam ediyor. Yani ben orada Vukovic, Amaral en kalır diye düşündüğümüz. O da hani yedek veya alternatif oyuncu ama şu tabii ki elimiz kolumuz niye bağlandı? Yabancı oyuncu sayısı 6'ya düştü. O tabii avantajı ne? 6'sı da oynayacak. Zaten takımın yarısı ilk 11'in düşündüğün zaman. Orada yani büyük ihtimal çok ciddi bir değişiklik olacak. Yerli oyuncularda da bir fark yok ki sevgili Selim. Yani şimdi iki sağ bekimize bak. İki sol beke bak. Yani birincilikten mi sağ bek alacağız? Üç sol bek. İki sol bek değil. Üç. Evet tabi bravo. Alper. Böyle bir şey var mı? Doğan. Atilla. Onur. Ya şaka mı arkadaşlar? Yani Atilla 3 yıldır bu takımda sol bek. Ona alternatif veya işte onu zorlayacak veya Süper Lig'den aldık sözde. Yani tartışma konusu. Stoperlerimizden Emir geri döndü. Yusuf'la ve Burak var. Orta sahamız zaten en sancılı bölgemizdi. Yusuf, evet. Cihat en iyi performansı gösteren isim. Baktığın zaman komple kadro değişecek. Hani 21 demi yapmışız ya geçen sene. Bu sene gene aynı rakama ulaşırsak vay halimize. Bunları nasıl göndereceksin? Şimdi sözleşmesi devam eden oyuncularda şimdi Harun Tekin bence kalacak. Evet. Ertuğrul Hoca'm göndermez Harun'u. Kouakou Berisse bir şekilde gider. Onur Estonga yine kadroya girecek mi? Aslında şans vermemiz lazım. Bediran yine devam eder. Oğuz Ceylan sanki kalacak gibi gözüküyor. Ona da talip varmış. Valla talip varsa veririm. Ama Oğuz Ceylan da şeyi tutturamadı. O sezona çok iyi başlayıp sonra dağıldı yani. Evet. Son haftalarda sakatlık cezalı. Diğer devre arasına giden oyuncuları saymıyorum ben zaten. Hani Atabey Çiçek, Yusuf Emre Gültekin, Onur Atasay. Yani kafa ve ruh olarak zaten Kocaelispor'dan koptular. Onlardan da bir beklenti içine girmek bizim için tamamen bir hayalcilik olur. O yüzden yani Kocaelispor çok kadroda ciddi bir rotasyon bekliyorum.
İnşallah çok da sancılı olmaz. Yabancı tercihlerimizi yapacaksak yani birincilikte bence bildiğimiz bu sezon izlediğimiz bizim yani gidip tekrar bir ya Çorum'daki süperi alırsın o siyahi oyuncuyu. Kualko gibi bir şey bir hatayı yapmamamız lazım. Canım ya. Yani iki sene önce küme düştüğümüz sezonki yabancılardaki nerede oynuyorlar bunlar? Düşünsene hiçbir yerde yoklar. Yani ve onlara ne paralar ödedik? O yüzden tüm sorumluluk Ertuğrul Hoca'da olacak. Ertuğrul Hoca da inceleyip sık dokunmuştur. Bence Ertuğrul Hoca 16 Mayıs'ta Çorum akşamı biz İzmit'e dönerken o listeyi zaten yavaş yavaş kafasında şekillendirmeye başlamıştır yani. Artık tam yetki de kendisine verildi. Bütün sorumluluk ona ait. Kariyeri açısından en riskli sezon bence. Yani bu sezon da Kocaelispor'la başarılı olamazsa. Peki başkan diyor ki ben menajerlerle çalışmayacağım. Eğer Ertuğrul Sağlam da menajerle çalışacak. Başka gidip kendi futbolcu getirecek hali yok. Mutlaka bir menajer üzerinde transfer. Ama şöyle futbolcunun menajeri ne muhatap olacaksın bir şekilde. Zaten futbolcular yani günümüz futbolunda böyle. Ama şöyle diyor hani kulübün etrafında 2-3 isim vardı ya devamlı olursan. Onların hep önerdiği isimlere taraftar çok isyan ediyordu. Ya bakalım ya. Yani ama yeni sezon hiç kolay olmayacak sevgili Selim. Yani çok dişli rakipler var. Şimdi Ahmetspor'u görüyoruz. Ersun Yanal'la anlaşmış. Şimdi aynı bizim olayımıza geldi. Şimdi Ersun Yanal'la anlaşırsan sen küme düşmeye oynamazsın. Ya Ersun Yanal eğer bir kadro yapılmasında bir onu memnun edecek bir kadro vermeyeceksen gelmez yani. E tabii yani. Sen eğer Ersun Yanal'ı ligde bırakmak için uğraşmaz. Ona göre de bir kadro kurman lazım. Bugün şimdi Diyarbakır genel basını biraz okudum. Haber düştükten sonra ya bütçe 400-500'den bahsediyorlar yani. O zaman yani şampiyonluktaki ciddi rakiplerinden biri olacak. Eğer o bütçe varsa eğer Ahmetspor'a 400 milyonluk 500 milyonluk bir bütçesi varsa yani bu arada vardır da yani. Şampiyon Diyarbakırlı iş adamları Türkiye'nin hemen hemen her yerinde İstanbul'da. Ersun Yanal da öyle kolay kolay gelmiyor. Şu an Mourinho Fenerbahçe'ye nasıl geldiyse büyük bir transfer Fenerbahçe için, Türkiye için bence Ersun Yanal'ın Ahmetspor'a gitmesi birincilik için o düzeyde i̇şte bir... Aynı bizim Ertuğrul Sağlam olduğu gibi. Biz her geçen sezon normal bir hocayla başlayacak. Şundan da korkuyordum. Bu sefer de küme düşmenin en büyük adayı mı? Ama geçen sezon zaten sezon başlarken 6 ayla giriyorsun garantiydi. Ama bu sezon şöyle bir şey var. 4 takım düşecek biliyorsun. Bu arada Hüseyin hocamız programı seyrediyormuş. Bize iyi yayınlar diliyor. Burada el sallıyor. Hocam program başında kulaklarını çınlattık senin. Evet hocam sevgili Yiğit'in, benim sevgili Umut'un, sevgili Burak Turgun'un selamları var. İyi tatiller diliyoruz. Biz daha tatile çıkamadık. İnşallah bu kongreyi falan atlatalım. İnşallah biz de çıkarız değil mi? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hani ben bir izne çıktım şu an. İzinde gözüküyorum da sadece vücudumuz rahatsız. Ya sen o konuda şanslısın. Çünkü senin eşinin tarafı yakın. Size sizinkiler yakın. Benim öyle bir şansım yok ya. Ben senin harita biraz Antalya'ya gideceğim, Diyarbakır'a gideceğim, yok Konya'ya gideceğim. Sen uçakla bence. Ben ha bir de bizim şimdi çocukların eğitiminden dolayı bir de Eskişehir kattık oraya. Eskişehir'e çıktık. Eskişehir'i de burada onları da seviyoruz. Selam gönderiyoruz. Onlar da yeni başkan geldi. Yeni başkan sevgili Ulaş Entok görüşmelere başladı. Ergün Ortakçı'nın ismi geçiyor. İnşallah olur. Yine bir başka bir isim daha varmış geçen sene. Muğla'yı şampiyon yapan bir isim Hakan Hoca. Evet öyle bir isim geçiyor. Evet, hayırlısı olsun. Onlar da aynı bizim yoldan geçiyorlar. Kolay değil. Biz yaşadık. O yüzden ben diyorum ya biraz bu işin keyfini çıkartalım ama yeni sezon hiç kolay olmayacak. Yani hem rakipler açısından biz çünkü yeniden bir kadro yapılanması içerisine giriyoruz. Şu anda rakiplerimizden tek avantajımız hocamız var başımızda. Evet. Bir de şimdi 27 Haziran'da takım toplanacak. 27 Haziran'da toplanan takım ben iddia ediyorum 28 Temmuz'da o futbolcunun %70'i olmayacak. Ama ligde çok çabuk erken başlıyor. Çok erken ya. Vallahi çok erken. Biz anlayamayacağız ne olacağını. 9 Ağustos'ta başlıyor. Hani bir şey söyleyeyim mi?
Yani mevcut kadrodan sözleşmesi devam eden 15 oyuncunun belki 8'i olmayacak zaten. Eğer bakın ilk antrenmana böyle çıkacaksın. Belki ikinci antrenman şeyde ikinci etap Bolu'da %50 değişimi olacak. Yani Kocaelispor 27 Haziran kongreden sonra hemen düğmeye basıp özellikle iç transferi şekillendirdikten sonra dış transferde de en az 7-8 oyuncuyu ilk etaba yetiştirmesi lazım. Evet. Ya burada tabii şunu soralım. Sevgili Recep Durul Başkan, Burak Süleyman ve Mesut Özdemir'i çok istiyordu. Evet. Yeni sezonda kadroda görmek istiyordu. Ama bugün okuduğunuz haberlerde, bize gelen duyumlarda Ertuğrul Sağlam'ın Burak Süleyman'ı veto ettiğini, istemediğini söyleniyor, duyduk, yazıldı. Sence bu bununla ilgili neler söylemek istiyorsun? Burak Süleyman'ın Ertuğrul Hoca tarafından istenmemesiyle ilgili. Ya bir kere, görüşme olmuş, onu söyleyelim. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, şimdi bizim 41 numara bu aidiyet duygusu için oraya bir oyuncu lazımdı. Zaten lig biter bitmez mevcut bu liglerde oynayan oyuncularımıza hemen bir gündem oldu. Şimdi Mesut'un Iğdır'da sözleşmesi devam ediyor. Ama evet. şunu biliyoruz. Mesut giderken bu takımdan ağlayarak gitti. Evet. Ve Kocaelispor eğer isterse birinci tercih Kocaelispor olacak. Ama tabii ki sözleşmesi var ama sonuçta bu Kocaelispor Kuakoya da bir bonservis parası verdi. Tabii. Gerekirse Mesut için de vermesi lazım. Yani o şeyi göze alması lazım. Tabii canım, biz Mesutcan için bile Iğdır'a para ödedik. Evet yani. Yani orada erken sözleşme yapıldığı için. Şimdi Burak Süleyman bence futbolun son dönemleri. Bir de buradan tabii bizim komşu takıma gitmesi camiayı nereden baksan %50'li %50 böldü. Tepkiler. Ona rağmen taraftarlar sanki memnun olmuş. Evet, hani o şey işte tekrar işte bak işte geri. Çünkü bir de Burak Süleyman Kocaelispor haricindeki diğer paylaşımlarının hepsini kaldırmış. Yani sonuçta zaten Kocaelisporlu kendisi. Ama burada sorumluluğu çok artması lazım. Demek ki Ertuğrul Sağlam bu bölgeye ya çok iyi bir yabancı. Çünkü biz artık temaslı futbol oynamayan oyuncunun da birincilikte evet Burak Süleyman oynar mı? Oynar. Ama 3 maç oynayıp 5 maç oynamayacaksa şampiyonluğa oynayan bir takım için. Şimdi Berisse'yi şimdi gelirken ne kadar uğraştık değil mi almak için? Ama ne kadar umutluyduk ama Berisse bir maç var 3 maç yok. Sevgili şu var bak. Şimdi Burak Süleyman gibi, Mesut Özdemir gibi bu takımın gerçek evladı olan futbolcular ilk 11'de olmasa bile o takımın içinde olması bile takıma çok büyük katkıları olur. Olur ama bak şunu da düşün ama. Bence o oyuncu orada yedek kaldığı zaman hem tribüne hem kendisine de negatif enerji yüklersin. Çünkü şimdi o dönemi biz şöyle karıştırıyoruz bence. O dönem şimdi geçen sezonun Sakarya'nın buralar gelmesine en büyük pay sahibi kim? Yani 2-3 tane isim saysam bir tanesi Burak Süleyman. Ya ben bütün maçları söyledim. Yok demem ben Burak Süleyman. Burak Süleyman'ın 2 veya 3 maçı var sevgili seyirci. Olur mu 3 maçı? Kaç tane kritik maç kazandı? Maçta yedekti. Yani öbür tarafa zaman bakalım. Iğdır'a bakalım. En çok forma giyen futbolcu kim? En çok süre alan futbolcu kim? Tabii Mesut orada orta sahada yani daha fazla çalıştı. Yani ben şöyle artık yani çok karma bir takım olacağı için biz şimdi o dönemde kendi İzmit'in çocuklarıyla bir dava savaşı verdik. Bir davamız vardı. O yüzden de bütün enerjimizi bir şekilde tribünle, futbolcuyla kaynaşarak veriyorduk. Ama şimdi işte Portekizlisi, Afrikalısı, şu bu filan hani ne kadar anlatabilirsin veya ne kadar ifade edebilirsin? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi geçen seneki oyuncular, ben şimdi Kocaeli şehrine ilk kez geldim. Kimim ben atıyorum? Kuaku. Ya Kuaku tesislerde antrenmanını yapıyor. Sonra maç günü Körfez'den işte Kocaeli'nin bir ucundan işte doğusundan pardon batısından doğusuna Kocaeli Stadyumu'na doğru gidiyor. İşte bakıyor şehre. İşte İzmit Körfezi, sahil, işte stat, seyirci. Sonra işte yedek kalıyor. Maçını oynuyor. Sonra tekrar evine gidiyor. Yani bu oyuncudan aidiyet duygusu bekleyemeyiz. Veya işte bizim taraftarlarımız işte tesise gidiyor değil mi? İşte onlara tezahürat şey. Ya, görüyorsun
Eskiden yerli futbolcu bunun karşılığını veriyordu. Şimdi yabancı oyuncu o kadar profesyonel ki. Ya adam kulaklığını takıyor. Ya bunlar diyor ne diyor hani neden bu kadar bağırıyor tek. Anlayamıyorlar. Ben bunun kararını ne zaman verdim? Anlatamadık. Ligin son haftasında ben o yüzden mevcut kadroya çok kızgınım. Evet. Siz bizi resmen küme düşmüş hale soktunuz. Bitkisel hayata soktunuz o maçta. Bizim için ya öyle çıktık stat'tan ya. O kadar anlattık ve onlar ilk maçta onları yaşamalarına rağmen karşı taraftaki futbolcular da sizin gibi yeni ama onlar kendi camialarını mutlu ettiler. Ben o yüzden yani mevcut kadronun %70-80 gitmesi benim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bence de gitsin zaten. Evet, o herhalde şeyden sonra daha çok belli olur. Çünkü biz şunu anlıyorum şu an hem Ertuğrul Sağlam hem Recep Durul pazar günkü kongreyi bekliyor. Kongreden sonra daha net açıklamalar alacağız. 28 Haziran'a kadar bence kadronun %70 ile şekillenir diye düşünüyorum. Evet bence artık yani geçen sene yaptığımız hatayı yapmamamız lazım. Kadroya alacağımız futbolcuların mutlaka sezon öncesindeki kampa götürmemiz lazım. Evet. Sevgili kongre istersen, notlarını sonra mı verelim? Hemen verelim. Çok az bir süremiz var. Az bir süre kaldı. Kongremiz pazar günü saat 11'de evet. Başlayacak. Yahya Kaptan'da bulunan Şehit Recep Topaloğlu spor salonunda. Tüm üyelerimizi, taraftarlarımızı bekliyoruz. Senin ifade ettiğin gibi Recep Durul haricinde başka bir aday gözükmüyor. Evet. Diğer kesimde zaten herkes desteklediğini falan söylüyor. 1529 üyemiz oy kullanacak. Önce mali kongre yapılacak biliyorsunuz. Onun dışında da başka not şu an gözükmüyor. Evet, Kocaelispor'a bir nokta koyalım. Son 5 dakikamız Gölcük Spor'un kongresini biraz konuşalım. Biraz derince birlik sporu konuşalım. Evet sevgili seyirciler, Gölcük Spor çarşamba günü olağanüstü genel kurul yaptı ve Kadir Özdemir'in hazırladığı tek liste Kocaelispor'un Gölcük Spor'da yeni yönetime geldi. Hemen isimlerini de sizlere aktaralım. Başkan Kadir Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Alihan Bat, Ali Murat Bitik, Bünyamin Kaplan, Erkan Güneç, Enver Akman, Eyüp Doğan, Erdem Murtazaoğlu, Fatih Kalkan, Gülkan 55, Hulusi Uzuner, Kaan Kocaman, Mustafa Emrah, Kurak Belli, Murat Ağacan, Mert Kurt, Öner Çelik, Tulgay Kocaman, Yusuf Semih Sofu ve Yılmaz Olhan Gölcük Spor'umuzun yeni yönetimi oluşturdular. Bu sezon artık Gölcük Spor'da gerçekten bölgesel amatör ligden artık çıkıp bir üst lige çıkmak istiyor. Öyle bir yönetim yapıldı. Tek lise yapıldı. Umarım bu sezon başarılı olalım. Sevgili Ömer Faruk Uzunur'la tekrar bir sözleşme imzaladılar. Teknik direktör olarak Oktay Pop, Fatih Gümüşel ile devam ediyorlar. Emrecan Yıldızan eski Kocaeli Birlikspor'da oynuyor belki hatırlarsın. Hı hı. Didim Belediyespor'da oynuyor. Onu da transfer ettiler. Yani erken başladı Gölcükspor. Biz Gölcükspor'a önümüzdeki sezon başarılar dileriz. Kadir Başkan'a başarılar dileriz. Yönetimine başarılar dileriz. Sevgili kardeşim Ömer Faruk Uzuner'e yeni sezonda da başarılar dileriz. Artık inşallah öyle güçlü bir kadro kurup bu sezon artık Gölcük Spor gerçekten buralara yakışmıyor. Bir an önce bölgesel amatör ligden kurtulup üst liglere çıkmasını istiyoruz. Başarılar diliyoruz. Bir şey söylemek ister misin Gölcük Spor'la? Hayırlı olsun. Tabii Gölcük senin ifade ettiğin gibi bu şehrimizin değerli bir kulübü ama 35 yıl 3. ligde mücadele edip şimdi bu sene 2. sezonu mu 3. sezonu mu? 3. sezonu. 3. yani. Sezonu. Yani bu büyük bir tehlike. Ya öyle bir kadro. Buraya kurtulur. Alışmasın artık. Tabii yani bataklık bir lig ve oraya yapıştın mı kurtulamazsın. Yani direkt şampiyon olacak bir kadro kurmalı lazım. Ya sadece Gölcük Spor yok orada. Bir de diğer Darıca'da düştü. Evet. Gemze Spor var. Karamürsel geldi. Çayırova geldi. Karamürsel geldi. Yani 5 tane ilçe takımı var. Oradaki statüyü de biliyorsun zaten. Hayırlısı olsun diyelim. Evet. Ömer Faruk da çok sevdiğim bir arkadaşımız. Ona da inşallah Oktay Pop ve diğer arkadaşlarla birlikte mutlu sona ulaşırlar. Evet, sevgili çarşamba günü gene Belediye Denizli Spor'un şampiyonluk Denizli Birlik Spor. Denizli Birlik Spor'un
Şampiyonluk gecesi vardı. Derince Birlik Spor Kulüp Başkanı sevgili Şaban Eraslan gerçekten çok büyük bir emek harcıyor. Çok da güzel bir şampiyonluk gecesi hazırlamıştı. Ben daha küçük bir şey bekliyordum ama gittiğimde yaklaşık neredeyse 500 tane futbolcu yani alt kategorilerde aileleri, iş adamları, Sayın Murat Aydın, Rafet Kırgız, belediye başkan yardımcıları, spor camiasında çok önemli isimler de gecede vardı. Sen de oradaydı, sevgili Cemal Kaplan da oradaydı, Mustafa Salman oradaydı. Sen de oradaydın. Derince Birlik Spor'la ilgili, şampiyonluğunla ilgili ve oradaki o çocuklarımıza verdiği altyapı eğitimiyle ilgili neler söylemek istersin? Evet, yani Yenikent'e de yakın orası biliyorsun. Tesisleri de her gün geçerken görüyorum. Şaban Eraslan, Derince Birlik Spor'un sembol ismi. Birçok kulüp başkanı orada, daha sonra belediye başkanlığına da yükseldi biliyorsun. Çok güzel bir ortam sağlamışlar. İşte havai fişekler, plaketler, sponsorlar, evet. Bir mahalle takımı gözükmesine rağmen altyapıda da çok güzel işler yapıyorlar uzun yıllardır. Bu sezonda birinci küme yükseldiler. Onlar için hani sportif başarıdan öte gençlere dokunmak çok önemli. Helal olsun. Ben programın sonunda kadar kalamadım. Sevgili Tekin Uygur başkanımıza da tebrik edelim. O da formayı şey yaparak kulübe ciddi bir katkı sağladı. Şöyle söyleyeyim. Açık arttırma mı oldu orada? Evet. Derince Birlik Spor'un 10 numaralı forması açık artırma ile girdi. Gerçekten Tekin Uygur Başkanı aldı ama birçok talipli de çıktı yani. 50 bin. Bayağı bir kıyası şey oldu. Bayağı güzel bir şey oldu. Ortam oldu. Sevgili Kenan Meriç'te iyi ortamı, iyi gaz verir kızıştırdı. Zaten. Burada tabii kulüp şey olmuş. Hani Tekin Başkan da gerçekten her zaman sporun ve sporcunun yanında. Hem bir taraftan iş adamı olarak çok başarılı, siyaseti de çok yakından takip ediyor. Yani helal olsun, o tarafa el atması da çok önemli. Vallahi, eskiden biliyorsun Yedidağ Spor'un onursal başkanıydı kendisi. Aslında ben Tekin Uygur Başkan'la birebir tanışıklığım yok. Ben çok iyi görüşüyorum. Ama şunu söyleyeyim, tebrik ederim kendisini. Gerçekten bir amatör kulübe 50 bin lira bir destek az değil. Evet. Ve şu jesti de yaptı. Aldığı formayı da, çünkü o Derince Birlik Spor'un çok önemli bir forması. Yani onu göz önüne alarak bu yani formanın bir anlamı var herhalde. Onu da göze alarak formada kulüpte asılsın diye tekrar Şaban Başkan'a verdi. Güzel bir geceydi. Buradan Şaban Eraslan Başkanımızı, yönetimini, teknik ekibini tebrik ediyorum. Şampiyon olup birinci amatöre çıktılar, evet, değil mi? Evet. İkinci önce amatör Süper Lig'de de oynamışlar. İkinci küme C grubunda şampiyon oldu A takım. Ve bu sezon birinci amatör kümede oynayacak. Diğer altyapı kulüpleri anons ederken ben öğrendim. Çoğu şeyi Türkiye Şampiyonası'na giden, evet, altyapıdaki kardeşlerimiz de var. Onlara da başarılar. Coşkulu bir ortam vardı. Tebrik ediyoruz. Yönetmen arkadaşımız, programımızın sonuna geldik. Sevgili, çok teşekkürler. Ben teşekkür Pazartesi ederim. İnşallah kongreyi detaylı bir şekilde konuşacağız. Yapalım. Buradan da o zaman hani maça doğru sezonun finalini yaptık. Finali. İzleyicilerimiz bizi seyrettikleri için, destek verdikleri için teşekkür ediyoruz. Biz gene mesai devam edeceğiz. Pazartesi günü 3. devredeyiz. Hüseyin hocamızı, Murat Hoca, Cem Sinan'la birlikte inşallah kongreyi konuşacağız. Evet. Evet sevgili seyirciler, bu sezonki maça doğru sonuna geldik. Bu akşam sezon finalini yaptık. Allah izin verirse inşallah önümüzdeki sezonla beraber tekrar maça doğru ekibi olarak programı tekrar sizlerle beraber olacağız. Bu akşam biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emek geçen tüm arkadaşlarımla hepinize mutlu hafta sonları diliyorum.